Kamu baş denetçisi Şerif Malkoç, Kahramanmaraş'ta bir dizi temaslarda bulundu. Koordinasyonun sağlanması, bunların ileride Suriye'de iç savaş sona erdiğinde. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun göç ve mülteciler raporu için Kahramanmaraş'a gelen kamu baş denetçisi Şerif Malkoç, Kahramanmaraş Valiliği'nde kamu kurum ve kuruluşlarının daire müdürleri ve amirleriyle toplantıda bir araya geldi. Mülteciler, muhacirlerle ilgili bizim yaptığımız çalışmaları sahada hep beraber müşahede etme fırsatını verdiler saygıdeğer başkanımız. Lütfedip ilimize kadar teşrif ettiler. Öncelikle kendilerine teşekkür ederiz. Malkoç burada yaptığı konuşmada Kamu Denetçiliği Kurumu'nun göç ve mülteciler raporu için Kahramanmaraş'a geldiğini belirtti. Bu rapor hazırlandıktan sonra 2 Mart 2017 Perşembe günü 2 gün sürecek olan uluslararası bir sempozyum yapacağız. Bu sempozyumun açılışı Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanımız tarafından olacaktır. Bu rapor Türkiye'de bu konuyla alakalı devlet kurumlarımızın, sivil toplum kurumlarımızın ve milletimizin yaptığı çalışmayı, fedakarlığı, insanlığın haysiyetini ve onurunu kurtaran bu mücadele ve çalışmayı bütün geniş imkanlarıyla ve detaylarıyla ortaya koymak, yapılan güzel çalışmaları tespit edip bununla ilgili dünyaya da sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyurmak. Malkoç, Birleşmiş Milletler'e kayıtlı mültecilerin yarısından fazlasını Türkiye'nin barındırdığını ifade etti. Kolay bir olay değil. Olağanüstü bir olay. 3 milyona yakın Suriyeli var. Afganistanlı, Pakistanlı, Iraklı, Somalili, Afrikalı. Bunları da saydığımız zaman 4 milyon mülteci var bu ülkede. Türk milleti, Maraşlılar, Gaziantepliler, Hataylılar, İstanbullular bu insanlarla ekmeklerini paylaşıyorlar. Bu insanlarla okullarını paylaşıyorlar. Bu insanlarla geleceklerini paylaşıyorlar. Özellikle Avrupa'da gayri safi milli hasılası veya milli geliri bizden daha fazla olan ülkeler 10 tane, 100 tane, 200 tane mülteci için tartışma yapıp kavga çıkarıyorlar. Alalım mı almayalım mı diye. Malkoç daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'tan göçmenler ve sosyal çalışmalara ilişkin bir briefing aldı. Her zaman Kahramanmaraş, Türkiye'mizin geleceği için, coğrafyamızın, medeniyetimizin geleceği için en ön safta durmaya devam edecektir. Ben yeniden Sayın Başkanımıza belediyemizi ziyaretlerinden dolayı minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Malkoç burada yaptığı konuşmada hiçbir savaşın ila nihai olmadığını, Türkiye'nin de bu barış sürecine katkıda bulunduğunu söyledi. 2016'nın Ocak ayında Suriye ile ilgili bir barış görüşmesi yapıldı Cenevre'de. Orayı Türkiye'yi gözlemci olarak bile çağırmadılar. Aradan bir yıl geçti. 2007'nin Ocak ayında Astana'da Rusya ile birlikte barış görüşmesi yapılıyor. Astana sürecinin başlatıcılarından, kurucularından, sürdürücülerinden birisi Türkiye ve Türk Dışişleri Bakanımız diyor ki Amerika'yı da çağırabiliriz bu toplantıya diyor. Davet edeceğiz diyor. Bu Türkiye'nin bir yılda kendi imkanlarını kullanarak bu konuda aldığı inisiyatifi gösteriyor. Bir de şunu biliyoruz. Hiçbir savaş ila nihai değildir. Türkiye bu barış sürecine katkıda bulunuyor. Şam, Halep tarih boyunca çok yıkımlar görmüştür. Ama bu bölgenin güzel insanları, Anteplileri, Maraşlıları, Urfalıları, Mardinlileri, İdlibleri, Şamlıları, Daralıları, Maralileri yeniden bu şehirleri inşa etmiştir.